Aslı Gönül merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kendinden bahseder misin bize biraz? İstanbul Üniversitesi Psikoloji 2. sınıfım. Böyle. Bilerek mi seçtin? Bilerek seçtim. Çok isteyerek seçtim. 5 yıldır falan yaklaşık istiyordum. İstediğim gibi de oldu. Yarışmaya kim teşvik etti? Yarışmaya aslında şansla katıldım. Ablam yüzünden katıldım. Beraber başvuru yaptık. O çağrılmadı, ben çağrıldım. Öyle. Buraya da ablanızla geldiniz. Evet, ablamla geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar, tanıyorum sizi de. Ben Tansu, Tansu Gönül, Aslı'nın ablasıyım. Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aslı'yı desteklemek için geldim. Onu çok seviyorum. Ve kesinlikle ona çok güveniyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah. Sizin dedikleriniz gibi sonuçlanır her şey. Aslı Gönül, hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. Başarılar dilerim. İlk soru şu. Paçalarının tutuştuğunu söyleyen birinin ruh hali nasıldır? A. Neşeli. B. Telaşlı. C. Meraklı. D. Utangaç. B. Telaşlı. Son kararım. Bakalım ikinci soru neymiş? Halk arasında bilmemenin değil, hangisinin ayıp olduğu söylenir? A. Anlamamanın. B. Öğrenmemenin. C. Düşünmemenin. D. Dinlememenin. Bilmemenin değil, öğrenmemenin ayıp olduğu. B. Son kararım. Heyecan azaldı mı sevgili Aslı? Biraz daha iyiyim, evet, şu an. Üçüncü soru. Eskiden ayrıntı yerine hangi kelime kullanılırdı? A. Tasih. B. Tasnif. C. Tasvir. D. Tafsilat. Emin değilim. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirci joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Aslı Gönül. Sevgili seyirciler, eskiden ayrıntı yerine hangi kelime kullanılırdı? A. Tasih. B. Tasnif. C. Tasvir. D. Tafsilat. 10 saniyemiz var. Şimdi seyircilerimiz D demiş sevgili Aslı. %70. Seyircilerimize güveniyorum. D seçeneği diyorum. D tafsilat diyorsun. Evet, son kararım. Dördüncü soru. Yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri genellikle beyaz renkte, durgun sularda yetişen su bitkisi hangisidir? A. Gelincik. B. Nilüfer. C. Menekşe. D. Kasımpatı. Su çiçeği olarak nilüfer olduğunu düşünüyorum. B. Son kararım. Gayet güzel gidiyorsun sevgili Aslı. Şimdi beşinci soru geliyor. Elma, çilek gibi meyvelerle yapılan, üzerine hamurdan kafes biçiminde şekil verilen tatlı hangisidir? A. Kruvasan. B. Krep. C. Turta. D. Sufle. C. Turta. Son karar. Abla pek mutlu görüyorum bunu. Sağ olsun. Altıncı soru. Nevri dönmek sözündeki nevir kelimesinin anlamı hangisidir? A. Gözün feri. B. Sesin tonu. C. Yüzün rengi. D. Beden dili. Sesin tonu olduğunu düşünmüyorum. Beden dili de olduğunu düşünmüyorum. Genelde nevri dönmek, sinirlenmek anlamında kullanılır. Gözünün feri dönmekle
aynı şey olduğunu düşünüyorum. Ama emin değilim. Yüzünün rengi dönmek. %50 joker, yani yarı yarı hakkını kullanmak istiyorsunuz. Geçersiz iki seçeneği hemen alıyoruz sevgili Aslı. Sesin tonu ve yüzün rengi kalıyor. C, yüzün rengi demek istiyorum. Son kararım. Karar derken eyvah ya o değilse diye bir şüpheye düştün. Evet, bir korktum. Aslı Gönül, baraj sorusu geliyor 15 bin liralık. Hazır mısın? Hazırım. Sesli sorumuz, dinliyoruz önce. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Karar yeter sayısı vardır. Öyle mi dedim? Kabul edilmiştir, sehven edilmemiştir dedi. Genel kuruldan özür dilerim. Kabul edilmemiş. Kabul edilmemiş. Niye benim kafamı karıştırıyorsunuz? Kabul edilmemiştir. Sehven yanlış söyledim, kusura bakmayın. Karar yeter sayısı vardır. Sağ olun. Dinlediğiniz konuşma hangi meclis başkan vekiline aittir? A. Meral Akşener. B. Fatma Şahin. C. Nimet Çubukçu. D. Güldal Mumcu. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul sesli edilmiştir. Sesli sorudan cidden korkmuştum. Öyle mi dedim? Kabul edilmiştir. Telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkını kullanmak istiyor sevgili Aslı. Peki. Süleyman Gökaydın, Ömer Yasa, Erol Kömür. Erol Kömür. Erol Kömür neyiniz oluyor? Lisedeyken tarih öğretmenimdi. Bilgisine çok güvenirim. Evet sevgili Aslı, Erol Bey'e ulaşamadık telefonuna. Ömer Yasa ve Süleyman Gökaydın. Ömer Yasa'yı. Ömer Yasa'yı. Evet. Bağlayacağız. O neyiniz oluyor? Avukat, bir tanıdığımız gibi bir şey. Yani akraba değil. Aile dostunuz. Aile dostunuz. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Ömer Bey, nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Aslı Gönül'le yarışıyoruz şu anda. Kendisinin bir sesli sorusu var. Önce onu dinleteceğiz. Hazır mısınız? Evet efendim. Önce dinleyelim efendim. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Karar yeter sayısı vardır. Öyle mi dedim? Kabul edilmiştir, sehven edilmemiştir dedi. Genel kuruldan özür dilerim. Kabul edilmemiş. Niye ben kafamı... Dinlediğiniz konuşma hangi meclis başbakan vekiline aittir? Meral Akşener, Fatma Şahin, Nimet Çubukçu... Meral Akşener. Hiç saymayın. Meral Akşener. Emin misiniz Ömer Bey? Tabii. %100. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Başarılar. Sağ olun. Kabul edilmemiş. Meral Akşener diyorum. A. Son karar. Son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 15 bin lira kazandınız. Baraj sorusunu geçtiniz. Çift cevap hakkınız. Joker yani. Kazandınız. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Biraz rahatlamış hissediyorum. Çünkü süreyi çok sıkıntı etmiştim ama pek gerek kalmadı. Son saniyelere kalmadım. Güzel. Aile ne iş yapıyor? Babam şu an emekli. Annem de evde. Öyle 4 kardeşiz. Bir ablam zaten benimle beraber. Diğer ablam daha yeni mezun oldu, matematik öğretmeni. Bir tane erkek kardeşim var. O da şu an üniversite sınavına hazırlanıyor. İnşallah. Öyle. Çok güzel. 30 bin liralık soru geliyor sevgili Aslı. Hazır mısın? Hazırım. İşaret dili öğretilen şempanze Washo, bakıcısı bebeğinin vefat ettiğini söyleyince hangi kelimeyi işaret etmiştir? A. Şaşırmak. B. Anlamamak. C. Bilmek. D. Ağlamak. İşaret. Mantıklı gelen şaşırmak veya ağlamak.
sorularda hiç tahmin etmediğin şık çıktığı için sanırım çift cevap jokerini kullanacağım. Çift cevap hakkını kullanmak istiyorsun, o jokerini kullanmak istiyorsun. Peki, önce hangi şıkkı söyleyeceksin? Şimdi bu da zor bir karar. B, anlamamak demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar. Sevgili Aslı, şaşırmak, bilmek ve ağlamak kaldı ve bir tane söyleme hakkım var. Lütfen iyidir. De ağlamak geliyor içimden. Belki odur diye. De ağlamak. Emin misin? Aslında hiç değilim. Bir önceki şıktan emin miydin? Hayır, onu anladım. Tamam, A şaşırmak. Çok kararsızım. Ama A şaşırmak. Aslı, emin misin? Eminim. Son karar. Kaybedebileceğim bir şey yok zaten. Son kararım. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu yer... İlk önce onu söyledim. Evet, ilk önce onu söyledim ama... Ya emin değildim. Birini seçmek zorundaydım, ne bileyim. Vefat ettiğini söylüyor. Evet, İşaret dili de öğrendiğine göre ilk önce insan... hislerinde onu ağlamak olduğunu söyledi zaten. Değil mi? Tabii ki de. Sağlık olsun. Yaşamında başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Güle güle. Kendinize çok teşekkürler. Sağ olun, iyi günler.